Merhaba arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün minik prenseslerimiz için güzel bir bandana çalışması yaptık bandanamızı file örgü örerek çalıştık ve uç kısmına daha önceki videolarımızda paylaşmış olduğumuz papatya ya da lif çiçeği diye bildiğimiz çiçeğimizi örerek diktim şu şekilde düğmemizin bulunduğu yere çok yakın bir şekilde çiçeğimi diktim ki bebeğimizin baş kısmını ya da daha yetişkin çocuklarımız için de aynı şekilde yan tarafa ya da üst tarafa gelecek şekilde çiçeğimizi ve düğmemizi aynı yerde bulundurdum Evet çok az bir miktarda bir ip ve de ipimize uygun tığımızla bu çalışmamızı yapabilirsiniz kolay gelsin 10 tane zincir çekerek başlıyorum 1 iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on onuncu zincirimi ilk başlangıçtaki yuvarlağın içerisine girdiriyorum ve şöyle bir tane halkamız oluşuyor. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum ve örmüş olduğum halkamın içerisine şu şekilde batıyorum. Tekrar 5 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5. Yine buradaki halkanın içerisine girerek batıyorum. 2 tane şöyle bakınız minik beşerlik halkalarımız oldu aşağıdaki büyük halkanın zincir sayısı 10 yukarıda 5 tane çektim battım ve 5 çekip bir tane daha battım şimdi 5 tane daha zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 şöyle çeviriyorum geri dönüşümü yaptım ilk yarım halkamın üzerine gelerek batıyorum tekrar 5 zincir çekiyorum 1, 2, 3, 4, 5. Aynı halkanın içerisine bakınız. Birinci halka içerisine giriyorum. Şöyle bir geriye dönüp battım. Bir de hemen aynı yere 5 tane zincirimi çekip battım. Yeniden 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki halka içerisine giriyorum. Buna sadece bir defa batıyoruz. Buna iki defa batmıştık. Buna bir defa battım. Ve başlıyorum. 5 zincir çekmeye ve örgümün yönünü çevirmeye. Şöyle çevirdim. Buradaki halka üzerine gelerek batıyorum. 5 tane zincirimi çekiyorum. 2 3 4 5. Bir önceki yapmış olduğum halkanın ilkine batıyorum. Tekrar 5 zincir. Diğer uç kısımdakine batıyorum. Ve 3 tane şöyle gördüğümüz 5er zincirden oluşan bölümümüz oluyor. Yarım halkalarımız şu şekilde bakınız. 1 2 3. Artık bunun üzerine kurulumumuzu yaptık. 5 zincir çekip batıyoruz. 5 zincir çekip batıyoruz ve istediğimiz ölçü gelene kadar ilerlemeye devam ediyoruz. Biraz daha birlikte çalışmamızı devam ettirelim. Bakınız buraya batmıştım. 1 2 3 4 ve 5. Çeviriyorum. Hemen yanındakine batıyorum. 1. Tekrar 1 2 3 4 5 bir sonrakine batıyorum. 1 2 3 4 5 bir sonrakine batıyorum. 3 defa ördüm bakınız. Şurada hep merkezimiz buradaki 10 zincirlik halkamız olacak. Şöyle tuttuğum zaman 1 2 3 tane halkamı görüyorum. Yanlışlıkla yan tarafa taşma yapmayalım. Yeniden bakınız. Battığımız yönde 1 2 3 4 5 bitirdiğimiz yönde zincirimi çekip sonrasında çeviriyorum ve hemen dibindeki ilk yuvaya batıyorum. 1 2 3 4 5 aynı yere hiç batmıyoruz artık. Hep farklı yuvalarda işlem yapıyoruz. İkincisine batıyorum. 1 2 3 4 5 bir sonraki grubumuza bakınız batıyorum. 3 defa ördüm. 1 2 3. Şimdi bitirdiğim noktada 5 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 çeviriyorum hemen dibindeki yere batıyorum 1 2 3 4 5 bir sonraki 1 2 3 4 5 bir sonraki hemen burada üçüncü kez ördüğüm için şöyle merkeze tutup bakıyoruz kontrollerimiz o yönde oluyor şöyle görecek olursak 3 tane devam ediyor hemen üçüncünün yanına 5 zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5. Çeviriyorum dibindeki. 1 2 3 4 5. İleri 1 2 3 4 5. İleri ve yeniden 1 2 3 4 5. Çok zevkli. Çeviriyorum ve bu şekilde istediğimiz yaş grubunun baş ölçüsüne uygun olarak çalışmaya devam ediyorum. Ölçümüz yeterli olana kadar örmeye devam ettim ve bu benim öreceğim bebek için yeterli bir ölçü. Şimdi bitirme işlemini yapalım. Yine bakınız beşer beşer ördüm. Sıranın sonuna geldim. En son 1 2 3 yine aynı şekilde ördüm. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen kafesime bir tane 2 tane sık iğnemi yapıyorum ve 1 2 3 4 5 5 zincirimi çekip diğer tarafa batıyorum tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum diğer tarafa batıyorum 2 defa 5 zincir mi çektim diğer taraftan sık iğne ile gelmiştim şimdi bir tane zincirimi çekiyorum bu uçta yine örgümü çeviriyorum hemen dibine sık iğne yapıyorum 2 tane yeterli ve zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 buraya düğme dikmek istiyorum karşı taraf ilik olsun 4 tane zincirimi çektim ve şu şekilde bakınız diğer tarafı da tamamlamış oldum 1 2 2 tane de sık iğnemi yaptım bir zincirimi çekiyorum ve buradan ipimi kesiyorum. Şimdi bebeklerde kullanacağımız için bu ölçüyü düğme düğmemizi buraya dikip şuradan şöyle düğmemi buraya yerleştirip diğer taraftan da takmak istiyorum. Ve çiçeği de düğmemizin kenarına yerleştirmeyi düşünüyorum ki yan tarafta olsun bebeğimizin arkada kalıp da başı ağrımasın. Şimdi e, yapalım birlikte. Düğmemi ben dikmeye başladım. Uç kısmına en uygun bir şekilde düğmemizi dikelim. Tam ortalayarak. Sonra daha önce yapımını videolarımda anlatmıştım. Bu puf çiçeğimizi şöyle tam bakınız düğmemizin üzerine bir tanesi gelecek şekilde bırakalım ve arkadan dikelim. Puf çiçeğimizi Arkada örmüş olduğumuz iplerin arasından özellikleyen yani iplerimize batarak çiçeğimizi dikelim. Düğmemiz tam şu şekilde üzerinde kalsın görünmesin şöyle kapandığında. Evet dikme işlemimizi yapalım. Sağlamca dikip düğümümüzü atalım. Düğümümü atıyorum ve ipimi sabitliyorum. Bir zincirimi çektikten sonra kesiyorum. Şöyle görelim bakınız. Düğmemizi de çiçeğimizde kapatıyoruz. Şu şekilde tuttuğumuz zaman bakınız gayet güzel oldu. Hemen 10 tane zincir olan yere girerek ilik olarak çalışıyorum ve başımızın yan kısmına gelecek şekilde arkaya gelmesin baş kısmı ağrımasın şöyle yan kısmına gelecek şekilde çiçeğimizi ayarlayalım başının üzerinde Evet bir çalışmamızda bu şekilde tamamladık yeni çalışmalarımızda birlikte olana kadar mutlu kalın hoşça kalın görüşmek üzere